Bugün Michaelis-Menten kinetiğinden ve denge durumundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle enzimin reaksiyonu hızlandırdığını ve enzim katalizini iki ayrı adıma ayırdığımızı bir hatırlayalım. İlki enzimin substrata bağlanması, ikincisi ise ürünlerin oluşması. Her bir reaksiyon kendi hızına sahiptir. Ayrıca enzimin yoğunluğunu sabit tutarsak reaksiyonda maksimum hıza ulaşırız ki buna da Vmax ya da Vmax diyoruz. Öncelikle denge durumu varsayımıyla ve ne anlama geldiğiyle başlayacağız. Önceden de söylediğim gibi enzim katalizinde iki adım vardır. Denge durumu teriminden bahsederken demek istediğimiz ES veya enzim-substrat kompleksinin yoğunluğunun sabit olduğudur ki bu da S oluşumudur ve o da S kaybına eşittir. ES dediğim zaman büyük harfle ES olarak düşünün. S, ES, S oluşumu ve o da S kaybına eşittir. Bu adımlar arasında denge oklarını kullandım ve bunun sebebi diğer reaksiyonlar gibi bu reaksiyonların da ileri geri gidebilmeleri. Enzim-substrat kompleksimiz ürün oluşturmak zorunda değil enzimden ya da substrat molekülünden çözülme olabilir. Bu ters reaksiyonlara eksi 1 ve eksi 2 diyorum. Hız olarak bakacak olursak S oluşum hızı reaksiyon 1 ve eksi 2'nin toplamı olur çünkü her ikisi de S ile sonuçlanır. S kaybı hızı da eksi 1 ve 2'nin toplamıdır çünkü her ikisi de S'ten uzaklaşmayla sonuçlanır. Aynı zamanda bu reaksiyonlar termodinamik açıdan sabit oldukları için ürünler nadiren tepkene geri dönerler. Hız eksi 2, 1'e göre çok daha küçük olacaktır. O yüzden üzerini çizebiliriz. Yani bu demek oluyor ki, ikinci iki yönlüyü tek yönlü okla değiştirebiliriz. Bu bilgiyi kullanarak biraz matematik işlemi yapalım. Şimdi yeni bir denklem çizeceğim. Kafanız biraz karışabilir, o yüzden endişelenmeyin. Videoyu geri sarın ve ihtiyacınız olursa birkaç kez daha dinleyin. Önceden üç farklı reaksiyon için yazdığım seriyi ineliyorum aynı zamanda önceden bahsettiğimiz ESI yani ESI, e, oluşturan ve ESI kaybeden hızların olduğu denge durumu var sayımını da yazıyorum. Yapacağım ilk şey şu hız değerlerinin yerine hız sabitini yazmak ve reaksiyona giren tepkiyenlerle çarpmak olacak. Hız 1, K1 çarpı E çarpı S'ye eşittir gibi. Sırada size yeni bir şey anlatacağım. Sırada o var. Ve ET veya E toplam dediğimiz uygun toplam enzim miktarı serbest enzim E artı substrat bağlı enzim yani ES'ye eşittir. Bu denklemi kullanarak denklemin soluna toplam E eksi ES yazacağım ki bu da daha önceden sahip olduğumuz E'ye eşit. Sonra denklemin sağ tarafında esi çarpanlarına ayırıyorum. Sol tarafı da genişletiyorum. Şimdi her iki tarafı K1'e böleceğim. K1 sol tarafta kaybolacak ve sağ tarafta ise diğer tüm hız sabitlerine K1 ekleyeceğim. Bütün hız sabitleri sabit değerlere sahip olduklarına göre hepsini K-1 artı K2 bölü K1 eşittir. Km ya da Km, Km ile birleştireceğim. Bunu ilerleyen dakikalarda daha detaylı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bahsettiğim Km değerinden kurtuluyorum ancak denklemin her iki tarafına da Es çarpı S ekliyorum ve böylece soldan alıp sağa çekiyorum. Sonra iki şey yapıyorum. Önce sol ve sağ tarafları değiştirdim ve sol tarafta ortak terim Es'yi çarpanlarına ayırdım. Sonra denklemin her iki kısmını da Km artı S'ye böleceğim. Bu yüzden bu terimi sağ tarafa alabilirim. Burada biraz yer açayım ve size V0 diye isimlendirdiğim tüm sürecin hızını hatırlatmak istiyorum. Ki bu ürünümüzün oluşma hızına eşittir ve önceden buna hız 2 demiştik. Bu da aynı zamanda K2 ya da K2 çarpı ESY'ye eşittir. Şimdi denklemimizi burada kullanacağım. Denklemin her iki tarafını da K2 ile çarpacağım. İşte burada işler biraz değişiyor. Hatırlayın, eğer maksimum hızdaysak ki bu substrat yoğunluğumuzun oldukça yüksek olduğu zamanlarda meydana gelir biliyorsunuz. Toplam enzim yoğunluğumuz tüm enzim substrat tarafından sindirildiği için ESY eşit olur ve hiç serbest enzim kalmaz. K2, ilk başta K demiştim ama KM olarak kullandığımız için K olarak devam ediyorum. K2 çarpı ET V max'a eşittir. Burada biraz yer açıyorum ve sonra VO ya da VO dediğimiz VO eşittir. V max çarpı S bölü Km artı S ve son olarak da final denklemimizi elde ediyoruz ki bu Michaelis-Menten denklemidir ve bu enzim kinetiklerinden bahsederken oldukça önemlidir. Şimdi biraz geriye gidelim ve Michaelis sabitinden bahsedelim. Önce Michaelis-Menten denklemini buraya yazıyorum. Ve Km dediğimiz yeni bir terim üretmiştik değil mi? Hatırlayın. Ancak ne anlama geldiğinden hiç bahsetmedik. Hadi ona bir değinelim, gelin. Şimdilik Km'nin substrat yoğunluğumuza eşit olduğunu düşünün. Sonra bu değeri Michaelis-Menten denklemine koyarız ki bunun içinde alta 2 tane S getiririz. Bu S'ler birbirini götürürler ve elimizde Vmax bölü 2 kalır. Michaelis sabiti dediğimiz KM, reaksiyonumuzun hızı Vmax'ın yarısında substratın yoğunluğu olarak tanımlanır. Yani VO Vmax'ın yarısına eşittir. KM'nin durumumuza özel olan belli bir substrat yoğunluğu olduğunu görmüştük. Hızımız maksimumun yarısındaydı ve KM'miz ne kadar düşük olursa substrat yoğunluğumuz düşük olduğundan enzimimiz daha iyi çalışır. KM terimi katalitik verim dediğimiz enzimin reaksiyonu katalize etme becerisini ölçmek için kullanılır. Bunun için kullanabiliriz daha doğrusu böyle diyebiliriz. Buraya Mikael Menten denklemini yazıyorum. Unutmayın. Km'yi substrat yoğunluğu olarak tanımlamıştık ama ne zaman? V onun V maksa. V maksın daha doğrusu yarısına eşit olduğu yerde ve V o eşittir V maksın yarısı olduğu yerde. Bu bir yoğunluk olduğu için molar birim yani litre başına molar olur. Şimdi size keket diye yeni bir terim söyleyeceğim. Keket, reaksiyonun maksimum hızının mevcut toplam enzime bölünmesine eşittir. Buna enzimin dönüşüm sayısı diyoruz. Turnover sayısı da denen bu sayı bir tek enzim molekülü tarafından birim zamanda ürüne dönüştürülen substrat molekülü sayısını bize verir. Bunu saniye cinsinden ölçeriz. O zaman buna eksi 1 diyelim. O halde enzimin katalitik verimi KM ve KKET kombinasyonuyla tanımlanır ve bunu yaparken de diyoruz ki katalitik verim eşittir KKET bölü KM. Yüksek KKET veya düşük KM seviyeleri enzimin katalitik veriminde bir artışla sonlanabilir. Her bir farklı enzim farklı durumda farklı verimde çalışır. Özet olarak hatırlamanız gereken önemli nokta öncelikle denge durumu varsayımı ki bunu enzim kinetiğine bakarak yapabiliriz. Burada ES yoğunluğunun sabit olduğunu varsayıyoruz ve ES'nin oluşumu ve kaybının birbirine eşit olduklarını biliyoruz. İkinci olarak Michaelis-Menten denklemini gördük. Üçüncü olarak da katalitik verime baktık ve bu bize enzimin reaksiyonda ne kadar verimli olup olmadığını ölçme imkanı verdi. Denklemimiz de kcat ve Km idi.